ikisi bir arada olan paketin içerisinde bir ahtapot yavrusu. Tabii bu tür ambalajlar deniz ekosistemi için plastik atıkları oluşturuyor. Süreç içerisinde de bu tür plastik atıklar mikroplastikleri oluşturuyor, parçalanıp. O paketin içerisine bir ahtapot yavrusu girmiş Konya altında. Bizim dalışlarımız, öğrencilerle dalışlar sırasında tespit ettik onu. Kıpırdandığını gördüm o paketin. Tabii yılların verdiği bir tecrübe bu. Onun içinde bir kıpırtıyı görünce onun içinde bir canlının olduğunu anlıyorsunuz. Bunu bir tarak açtım. Öğrencime de videosunu çek diye gösterdim. O şekilde o görüntüleri sosyal medyaya attık. O ahtapotun saklanacağı alanlar kayalıklar, kum içi, böyle kumun, gevşek kumların olduğu yer ve çakıl aralarıdır. Oraya girip gece aktivitesi, gece artar onların, gece çıkıp beslenirler. Orada geçirirler. Ancak poşetin içini kendine şey olarak bulmuş, saklanacak yer olarak bulmuş. Olmaması gereken bir şey. Çünkü bu tür atıklar çok, ambalaj atıkları, çok miktarda ambalaj atığı var. Bütün ambalaj, ciklet ambalajları dahi suyun içerisinde. Atmasınlar, atmasınlar. Geleceklerini kirletiyorlar, çocuklarının geleceklerini kirletiyorlar. Gelecekte yiyecekleri balıkların, canlıların üzerinden de aktarım geçecek kendilerine. Yani bir yerde insanoğlu kendini kirletiyor. Doğayı kirleten kendini kirletir.